tvbolu.com. Dolayısıyla asıl alttaki çalışmalar yüzünden yavaş gidiyor şeyi var burada. Ama biz zaten 3 ay demiştik bu işi. 3 ay içinde de bitireceğiz. Burası bittiğinde güzel aydınlatmaları olan, kaplamaları tamamen yenilenmiş olan bir çarşı haline gelecek. Devamında ihalemizi de yaptık. Sundurmalarımızı ve tabelalarımızı da tek tip hale getireceğiz. Ve zannediyorum 2 ay sonra, 3 ay sonra burayı çok çok farklı bir çarşı halinde göreceksiniz. Hem aydınlatmasıyla hem de şeyle. Tabi buradaki esnafımızın da rahatsızlıkları oldu bu çalışmanın, ama takdir edersiniz ki bu çalışmayı şeyde yapamıyorsunuz, kış döneminde yapamıyorsunuz. Mecburen onların da işini aksatmadan çalışmaya gayret ediyoruz. İşte burada güvercinlerle ilgili bir problemimiz var. Buradaki çalışma şu anda eksik, daha aralarına motif taşları gelecek. Ama bu taşlar kaliteli taşlar, belediyenin önüne döşenmiş taşlar. Biliyorsunuz belediye önüne 2 yıl oldu yaklaşık, hiçbir sorun yaşamadık. Işıklar tuğla dediğimiz bir malzeme bu. Eskiden kullanmış olan da ışıklar tuğlaydı ama 30 yıl önceden ışıklar tuğlasıydı. İnşallah bakalım, hani bizde bir laf vardır ya, oyunlar güç sonunda sayılır diye. Bir sonunda geldiğimizde, buraya tekrar geldiğimizde çok farklı olacağı konusunda biz iddialıyız. İnşallah güzel olacak. Önce burayı gösterelim istedik. Burada dümdüz beton vardı. Şimdi yeni hale çok daha iyi olacak. Burada kot farkından dolayı çalışmalar var. Oralar da tamamlanacak. Üst sokaklarda daha az sıkıntılı. En sıkıntılı bölgeden başladık. Yani yağmur suyu hattının çekimi bizi çok oyaladı, ana kolektöre bağlanışı. Ama inşallah artık daha da hızlandığını göreceksiniz. Ekip sayısını da arttırdık. Arkadaşlar işte ben size bir sene önce kağıt üzerinde kurulmuş, istisnaları alınmış bir şirket, bir şey, kooperatiften bahsediyorum. Özelliği de hakim ortak belediyenin şirketi. %100'ü belediyenin olan şirket. Türkiye'de bunun örneği yok. Onu bilmenizi istiyorum. Benden sonraki belediye başkanları da bu sistemin içinden çıkamayacak. Çıkamasın, hem üretimi arttırsın, hem istihdamı arttırsın, hem de belediye buradan çıkamasın diye yaptık. Ovacık Kooperatifi şu anda niye anılmıyor biliyor musunuz, Tunceli Ovacık Kooperatifi? Yani bir ara çok popülerdi. Çünkü orada belediye hissesi yoktu. O komünist başkan, Tunceli'ye başkan seçilince Ovacık'a seçilen yeni başkanla kooperatif ortaklar anlaşamadı. Bir anda Ovacık Kooperatifi diye bir şey kalmadı ortada. İşte biz o yüzden bizatihi belediyeyi bu işin içine soktuk. Bundan sonra, benden sonra gelecek başkanlar da ben Bolu'da üretim desteklemiyorum, ben kooperatif desteklemiyorum diyemeyecek. Çünkü bu kooperatifte birkaç yıl içerisinde belki 500 kişi, 700 kişi, 1000 kişi çalışıyor olacak. Bu kooperatif aracılığıyla doğrudan dolaylı cebine para girecek Bolu'da binlerce insan olacak. Ve o partiden, bu partiden, o dünya görüşünden, bu dünya görüşünden kim gelirse gelsin, gelecek dönem, sonraki dönem, bilemem artık bunu, bu işin içinden çıkmayacak Bolu Belediyesi. Sistemi ona göre kuruyoruz. Asfalt dediğimiz olay da bu. 3 kat. Çok bir şey fark edebiliyor musunuz? Yani burada bir de PMT kullanılmadı. Yani zemin güçlendirici, zemin düzelici kullanılmadı. Kullanılsa bu sallantı da olmayacak. Yani olayın özü bu. Gittikçe de oturuyor bu yollar. Asfalttan farklı olarak. Temiz. Şimdi ilk uygulaması Bolu'da yapıldı arkadaşlar bunun. Ama karayolları bazı bölgelerde uygulamaya başladı. Şurada geniş bir bulvar çalışmamız olacak. Devamında hazırlığını yapıyoruz. Buralarda zaten bir canlanma oldu. Olacak da. Kaldırım yapmamamızın sebebi buraya ruhsat alma aşamasında olanlar var. Bozuyorlar iki şey olmasın diye. Şurada bir döner kavşak yapacağız. Burada ileriye doğru bağlantılı bir yol var. Şu yolu açacağız arkadaşlar. Başladık açmaya. Burası 30 metrelik bir ana artan gene. Ta Narve'nin oradan çıkan birisi arkadaşlar buradan devam edecek. Devamını göstereceğim. Ova düzünün oradan
hemen köprüyü geçince Ova Düzü'nün oradan çok az açılmamış kısım var. Fethi Cezaevi'nin oradaki o yeni bulvara bağlanacak. Yani inşallah söz verdiği gibi bakanlık doğu ve batı arasında bir bolu merkez çıkışı açarsa o yola doğrudan bağlanan bir ana bulvar haline gelecek. Şuradan bağlanacak. Burada da kaldırım ve yol çalışmalarımız var. Yol daha da genişleyecek. Yukarıda görüyorsunuz. Burada ufak tefek yapılar var. Burası da Bolu'nun geniş ve çift yönlü bulvarlarından biri haline gelecek. Şuradan başladık zaten. Hızlı bir şekilde açıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Şevval Hanı Bolu'da mı efendim? Öyle görünüyor. Şimdi arkadaşlar, özel idare biliyorsunuz. Varmak üzereyiz de o yüzden başlıyorum. 2 senedir ihale yapıyor. İhalelerini biz alıyoruz. Geçen sene sebepsiz iptal etti. Bu sene tamam dedi. Sözleşmeye daveti beklerken 10 günlük süre var. 9. gün tekrar kaynak yok deyip ihale etti. Bu yalan. Çünkü kaynak olmadan bir ihaleye çıkılmaz kamuda. Sonra dedi ki davet usulü yapacağım dedi. Tamam dedik, bizi davet edin dedik. Biz bu işlerde yeterlik sahibiyiz. Bizi davet etmediler. İhaleyi kime verdiler, kaça verdiler belli değil. Bakın biz size güzel bir yol yapacağız dedik. 1 liraya yapacağız dedik. Onlar hayır, belediye yapmasın, biz 3 liraya yapmaya hazırız dediler. Şimdi göstereceğim yolun maliyeti bize ne? Özel idareden ne istemiştik? Onlar karşılığında kendi yollarını, ki bizim kadar kaliteli olmayan yolu, bizimkinin en az 3 kat fiyatına yaptırdılar. O yüzden onlara hakkımı helal etmeyeceğim diyorum. Bu yolda birazdan geçebilir miyiz bilmiyorum. 30 metrelik bir yol ve ta Arçelik'in oraya kadar çıkıyor. Şehre tırların girmesini engelleyecek bu yollar. Yine Bolu Merkez Otobanı açılırsa en çok kullanılacak olan giriş orası olacak. Çünkü nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yer orası. Hiç şehre girmeden direkt Gölcü'ye devam edebilecek, Darver'e devam edebilecek. Yüklü araçlar şehrin merkezine girmeyecek. Çıkarken de girerken de zaten ya organizeye geliyorlar ya bu tarafa geliyorlar. Bir alan var. Hani havaalanı yapılacak diye yıllardır ibara açılmamış. Her tarafı ibara açık. Orayı da arkadaşlar ibara açacağız. Çünkü askeriyenin kendi planında yeni yaptırdığı 2018 planında havaalanı yok. Havamanya planını belediye hazırlamış kendisi. Biz yıllardır askeriye zannediyoruz. Askeriye kendi yaptırdığı planda havaalanı koymuyor. Çünkü pist uzunluğu kurtarmıyor. Hiçbir şekilde. Ama bizimkiler tutturmuş, havaalanı yapacağız. Askeriyeyle yazışmalar yapmışlar. Askeriye bir diyor, havaalanı olsa bile diyor, ben sivil havacılığı açmam burayı diyor. İki diyor, benim uçaklarım için elverişli pist uzunluğu yok diyor. Doğuya doğru büyüyemiyor, Karacaağaç'ın içine giriyor. Batıya doğru büyüyemiyor, bizim şantiye alanının içine giriyor. Hiçbir şekilde büyüme şansı yok, olma şansı yok. İnşallah işte bu göbeği kapatıp, çünkü alttan da giriş var 50 metre ileride. Şimdi arkadaşlar şu siyah asfalt bizim de öptüğümüz asfalt. Bakın. Şimdi geçeceğiz üzerinden. Bu yolun tamamını biz yapalım dedik. Özellikle de tabela astık. Hiçbir yola yapmadığımız bir şey. Bir sürü yol yapıyoruz. Ama bu birilerine şey olsun diye. Bakın burada PMT kullanıldı. Asfalt kalitemiz hep söylüyoruz. İsfalta göre Türkiye'nin en kaliteli asfaltlarından bir tanesi. İsfalttan alınmış raporumuz var. Çok iyi kardeşim. Yani bu yolu biz özellikle gösteriyorum. Bak yol nasıl yapılırmış diye. Bu da özel idarenin yaptırdığı, özel bir şirkete yaptırdığı yol. Çok kötü değil ama bizimkine göre farkını herhalde görüyorsunuz. İleride zaten çökmeler vesaire de başlamış şimdi. Daha bir kış geçmeden. Ucuza yapalım diyoruz. Sadece belediyenin araçları burada görünür diye, sadece böyle basit bir düşünceyle, sığ bir düşünceyle kamunun parasını, devletin parasını harcıyorlar. Bir tek metrekare kaldırımı yoktu Kurçay Mahallesi. Kapalı bir mahalleydi. Buradan da giriş çıkışı sağlanacak. Hızla da büyüyecek. Burada zaten kanalları kapattık arkadaşlar. Mesela mahalleli ilk kez kaldırım gördü arkadaşlar. Yani bu mahallede hiç kaldırım yoktu. Bu mahalle mahalle olalı da bayağı olmuş. Caminin çevresini düzenledik. Önüne şey geliyor. Galericiler sitesinin ikinci etabını yapıyoruz.
Ne kamera vardı, ne bir şey vardı. Yol geçer anı gibiydi. Önüne gelen her şeyi alıyordu. Zaten hani açıkta malzemeler var, görüyorsunuz. Kamera sistemi konulduktan sonra buradaki hırsızlığın önüne geçildi. Üretim ciddi anlamda ve çok hızlı şekilde ilerliyor. Ciddi anlamda stoklarımız var, bir korna çalı var. Tabii. Satış da yapıyoruz buradan. İşte kuma eleme tesislerimiz falan kuruldu. Onları hiç geri göstermiyorum. Geri getirme merkezi, lot alanı. Oralara zaten hiç girmiyorum. Bakın arkadaşlar, bunlar yukarı çarşıdan sökülmüş olan sağlam taşlar. İsraf etmemek için o taşları buraya ne yapılıyor? Görseli burada mı? Bunu geçen yıl yapacaktık. Ama bizim başkan yardımcısı Feridun Bey bunun projesini rekor bir tarihte 1,5 yılda hazırlayabildi. İhalesi yapıldı, temeli atıldı. Yıl sonuna kadar da bu haliyle bize teslim edilecek. Allah nasip ederse Aralık ayında arkadaşlarımız yeni binalarına ve yemekhanelerine geçmiş olacak. Bu da yaklaşık 10 milyon liraya mal olan bir proje. Ama güzel bir hizmet binasına daha kavuşmuş olacağız. Arkadaşlar kanal biliyorsunuz 4 kilometrelik kısmı kapandı kanalın arkadaşlar. Şimdi büyük borular var 2 tane. Bir de onun üzerine yağmurlama hattımız var 1200. 3 tane boru var bunların altında. Şimdi arkadaşlar bu sene hedefimiz burayı yeşertmek değil. Nereden başlayacağını söyleyeceğim ben size. Ama genişliğe bakar mısınız kapanınca? Ne kadar geniş bir alan olduğunu. Bolu'daki sineğin yarısı buradan türüyordu zaten tek başına. Desteği bakımını yapmadığı için içinde yabani otlar, çöpler, kanalizasyon bağlantıları vardı burada. Hatta Türkiye'de hiç görmediğiniz bir yol var burada bak. Şimdi böyle gidiyorsunuz. Normalde ne olması lazım? Karşıya geçmeniz lazım. Ama karşıya geçmek için ışıktan sonra sağa doğru dönmeniz gerekiyor. Şimdi buralar kapanacak arkadaşlar. Ne zaman kapanacak? Ekim'den itibaren, yani sulamayı kestiklerinden itibaren. Ki malzemelerimiz hazır. Gördüğünüz zaten stoklarımız hazır. Kapatma yönünde bir sıkıntımız yok. Şimdi şuradan itibaren yaklaşık 4 kilometrelik kısım, doğru mu söylüyorum aslında? 3,5 kilometre tamamen kapalı. Bu sene amacımız zaten buradan başlayarak Osman. Az ileride. Bu sene 3,5 kilometreyi düzenlemeyi amaçladık. Buradan itibaren zaten yeni kaldırımlar yapılıyor arkadaşlar. Başladı. Sonra araya bayram girdi. O oldu, bu oldu. Ama gidiyor bir şekilde ve ilk kez ortaya da başlamış arkadaşlarımız. Hayırlı olsun. Bugün gördüm. Arkadaşlar burada genişliği Asuman Hanım şöyle gösterirse bir kesit bu. Çok değişik unsurlar olacak. Bisiklet yolu, yaya yolu, bu şekilde taklar. Çok değişik, çok güzel bir ortam yaşatacağız aydınlatmasıyla birlikte. Her şeyini buraya biz aylarca her gün gelerek, her gün çok emek vererek hazırlattık projeyi. DSE inşallah son anda bir taş koymaz. Vallahi buna taş koyarsa iyice, o zaman işte ben tamamen çıldırırım. Yok. Biz yapacağız arkadaşlar. Gelsin, izin vermiyorum derse yıksın bunlar. Burası Bolu'nun işte en işlek, en güzel şey olacak. En çok daraldığı yer 6,5 metreye düşüyor bant genişliği. 50 metre uzunluğunda. Ama ortalama genişliği 13-14 metre. 20 metreye çıkan genişliği de var. Şu anda arkadaşlar 16 tane ihalede olmak üzere, ihale kapsamında 9 tane park bahçelerimiz kendisinin yapacağı, 25 tane daha park yapıyoruz. Orman parkının içine büyük bir gölet daha yapıyoruz. O da bu yıl bitecek. Karaçayır'a yapıyoruz. Orman parkındaki o dereyi akar hale getireceğiz. Tamamen biyolojik. Yine biraz ileride göstereceğim. Alpot Mahallesi'ne de bir gölet yapıyoruz. Sümer Tepecik pazarını yapıyoruz. O da başladı. Aktaş şey yaptım ya, Sümer ve Tepeci'ye de ortak bir pazar yeri yapıyoruz.
Yine Alpoğut'un bir pazar yere ihtiyacı var. Onu da bu sene projelendireceğiz ve yapımına başlayacağız. Böylece pazar yeri, kapalı pazar yeri olmayan bir yer kalmayacak Bolu'da. Kazma da vurulmuş olması lazım. Altında deprem simülasyon odalarının bulunduğu, deprem müzesinin bulunduğu, üstünde de camdan böyle bir kafenin bulunduğu, arkasının da park olarak düzenleneceği ve bu renk değiştirecek arkadaşlar sürekli. Boğaz Köprüsü gibi. Mavi, kırmızı, sarı. Çok güzel bir yapı olacak. Zaten yüksek de bir yerde kalıyor. Yine o eski şeyi, heykelimizi de şey yapmayalım dedik. Nostalji olarak kalsın dedik. Onu da göbeğe yerleştirdik. Arkadaşlar burada 17 tane kapalı dükkan olacak. Ve içinde açık pazarlar olacak. Ve burada sadece kooperatifler faaliyet gösterecek. Gördüğünüz gibi yeşil çatı olacak burada. Şimdikinin yaklaşık 2 katı büyüklüğünde olacak kapasite olarak. Önünde dalgıç havuzları falan da olacak yani. Yüzme havuzu gibi değil, dalgıç eğitimi verilmek üzere. Bölgenin en modern itfaiye sahiline gelecek. Bu bina tamamlandıktan sonra bir de kuzey tarafa müfreze vereceğiz. 27 metre çapında arkadaşlar. Minare kısmı hariç. Altında toplantı odaları falan olacak. tvbolu.com